Kıymetli öğrencilerim, daha önceki dersimizde sizlere beraber bir ahşap obelitin kalıbını nasıl çıkarmayı öğretmeye çalışmıştım. Obelitin dört ana parçası olduğunu, yani bunun birisinin cant, birinin dış gövde iki parçadan oluşuyor, birinin de iç ana gövde olduğunu söylemiştim ve bunları birbirine bağlayan da kavelat dediğimiz, yine ahşaptan olan malzemelerin olduğunu söylemiştim ben size. Şimdi geçen hafta biz dış kalıbını yaptık, dış gövdesini yaptık ahşap mobiletin ve yine ondan sonra da dış gövdenin belli bir kısmını kullanaraktan da iç gövdeyi ne yaptık? Üzerinden mobiletin çizdik, geçtik. Bunu yaparken çizgiler genelde oval olduğu için genel olarak da bizde oval çizgi veren 3 nokta tekniğini kullanmamız sağlayan Arc komutuna çizdik. 3D modellik arayüzündeki olan bu arayüzündeki Arc komutun buradaki adında 3 points, yani 3 nokta diye vermişler burada. Bunu elimizden geldiğince kullandık. En son çizgi tutulduktan sonra bir kenara F8 açıkken, yani T cetvelindeyken 25 ve 50 santim uzaklıklarda bunları konumlandırdık. Daha sonra çizgilerin birbirlerine birleştiği yerlerde hata var mı diye tek tek etrafına dolaştık. Hatalı olan çizgileri tıkladığımızda uçları da birleşen yerlerini tuttuk. Yukarı, aşağıya, ileri geri gerdirerek çizgiler üzerinde en az hatayı yakalamaya çalıştık. Burada da dikkat ettiğimiz şey şuydu. Tutaçlardı. Yani osnaf stop dediğimiz köşe tutaçlarının aktif olması çizgileri gerdirmekte sıkıntı oluşturabiliyordu zaman zaman. Biz de bunu kapatmak için ya ekranın sağ alt tarafında bulunan Object Snap, OSNAP komutuna iki kere tıklardık ya da klavyede F3 tuşuna basarak da bu işi çözerdik. Velhasıl tekrar çizgileri birbirine birleştirdikten sonra, hocam çizgileri birleştirmiş miyim? Biz de tabii ki birleştirdik tabii birbirine. Neyle birleşmiştik? Tabii ki draw araç bulunan, pardon modify, yok. Draw araç bulunan region komutu sayesinde çizgileri tekrar birbirine birleştirmiştik. Hocam bunları nasıl yapmıştık falan derseniz, bir önceki videoyu eğer izlerseniz bu işi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son olarak bizler iç kalıbı dış kalıbı yaptık. Yani burada bulunan jantları tekerleri çizmemiz gerekiyordu. Hadi bakalım jantlardan devam edelim. Şimdi elimizden geldiğince jantlara baktığımızda çember olduğunu, bize de Church de dediğimiz Central Radius komutunun gerekli olduğunu görüyorum. Buna bir tık yapıyorum ve jantın başlayacağı yer sizin de bildiğiniz gibi şurada daha önceden ayar yaptığımız ve daha önceden yerleştirdiğimiz disk dediğimiz noktanın orta noktasıdır jantın başladığı yer. Bir tık yapıyorum merkezine. Şöyle mouse'umu açıyorum. Peki hocam kaç enter diyeceğiz sorusuna sorarsanız 3 enter desem 6 santim genişliğinde bir tekir olur. 3.5 enter desem belki şuraya kadar teker çıkabilir. Peki burada 3.5 enter desem bir deneyelim bakalım. Enter'a basıyorum. Tekrar enter'a basıyorum. Bir de şuradan aynısını yapalım. Merkeze bir tık yapalım şöyle. Buraya da 3.5 enter diyelim. Öndeki biraz basık gibi durdu. Arkadaki de biraz yüksek gibi durdu. Fena değil. O zaman 3.5 üzerinden de devam edebiliriz ama şuradaki çok az bir pay var. Bir hata durumunda birbirine sürtebilir. 3.5 değil de 3 mü yapsak, biraz daha geçiyor şu an aklımda. Ne yapsam? Ya da şurayı biraz yukarı doğru gelebiliriz. Evet. Dış çizgiye gerekirse yukarı doğru. 3.5 de kalıversin bu arkadaşlar. Şimdi peki hocam biz bu jantı nerede işleyeceğiz sorusuna cevap veriyorum. Jantı ana janttan bir tane seçiyorum. Pop ediyorum. Merkezinden bunu tutacağım. Bir tık aynısından aşağıya F8 noktası açıkken yerleştireceğim. Bir tık yapıyorum ESC. Şimdi bu jantın noktasında disk var. 2 santim genişliğinde. Aynısından kullanabilmek için Church'e bir tık. Şu an dış noktada jant işleyeceğiz sizle arkadaşlar. Bir jant da işlemek de bir maharettir bu arada, haberiniz olsun. Bir enter dediğimde 2 santim genişliğinde toplam çapında neyimiz oldu? Tekerimiz oldu. Dikkatli bakarsanız şu tekerin içerisinde bir halka daha var. Halkadan sonra birbirlerine boşaltmalar, oluşumlar yapılmış. O zaman biz bir dış halka daha ihtiyacımız var. O zaman geliyorum, görüşte bir tık yapıyorum.
Merkeze yine bir tık yapıyorum. Şuradaki bir halkayı bulacağım. Peki kaç hocam derseniz eğer. 2.5 enter desek bize yeter gibi. 2.5 enter diyorum. Ve şurası kalacak. Aynı şu ortayı da işleyeceğiz. Peki hocam ortayı nasıl işleyeceğiz sorusuna cevap vermek için. Yine kalıplar yardımıyla arkta gideceğim. Pardon, cırçta ile gideceğim. Center komutuna bir tık diyorum. Peki hocam nereden nereye? Mesela şuradan şu üste tıklasam benim için yeter. Evet. Baktığım zaman jantın üstünde bir tane boşluk var. Demek ki bana bundan 3 tane eşlarda duracak şu malzemeden, şu parçadan ihtiyacım var. Yalnız bunun da biraz yukarı çıkması gibi lazım gibi geldi bana. Nasıl yani? Bunu şuradan tutsam, move enter deyip enter'ı merkezine götürsem nasıl görünür? Şuradan merkeze. Sanki biraz daha iyi yoldu. Peki bundan 3 tane etrafa koymak istiyorum. Aynısını seçip kopyalayacağım. Nereden? Merkezine veya şuradan bir tık. Üst üste yine ikinci ve üçüncüye tıklıyorum ESC. Şu an 3 tane bu halkada elimde var. Hocam 3 tane ne yapacaksınız? Bunları şimdi alacağım. Bu tık komutu ile merkezden çevireceğim. Şimdi soru şu. Soru ne hocam dersen soru şu. Burası 360 derece ise böyle 360 bölü 3 120 bulur. Klavyeden 120 yazıp enter'a bastığında çizgiler birbirine çakışıyorsa bu iş olmaz. Çakışıyor mu? Ve de çakışıyor. Ctrl Z yapıyorum o zaman. Bir kere daha. Peki şu noktada iken ne yapabileceğimin uğraşındayım aslında. Veya şunu sileceğim. Şuradan bir tane ark alacağım. Diyeceğim ki nokta 1 bu arkadaşım. Nokta 3 bu olacak ama şuradan bir gerdirmek lazım diyeceğim kendi kendime. Önce şuradan gerdirmek için şöyle bir gerdirme yöntemiyorum. Ne kadar ölçüde gerdirdiniz hocam derseniz ben de bilmiyorum. Şunun aynısından bir tane daha lazım. Seç, copy. Hocam nereye koyacaksınız? Üst üste koyacağım. 1. Tekrar üstüne 2. 2 tane parça üstü var. Şimdi bunu seçeceğim. Rotate ile çevireceğim. Şimdi, nereden hocam? Şurada bir merkez olması lazım. Merkezi bir tık. Bu şekilde yukarı doğru. Kaç santim veya kaç derece? 30 derece çevirsem ne kadar gelir? 30 yazıp enter basıyorum. Harika. 30 derece gelmiş. Şimdi bu ikisinden yine kopyalayacağım arkadaşım. Kopyalayacağım. Nereden? Üstünden. Üstünden seçtim. Nereye? Tekrar üstüne. Kaç tane? 2 grup yapacağım. 3 grup olacak toplam. Bir tane var kendisi. İkinci ve üçüncü diyorum. ESC. Şimdi burada bulunan çizgiler üst üste oldu. Bunları seçeceğim. Rotate komutuna bir tık. İkisinden çevirebilmek için merkeze bir tık. Şimdi kaç derece çizgiden çevireceğiz? Buraya arkadaşım önce 120 derece çevireceğim. Tekrar üst üste aynılarından var. Seç. Seç ve rotate ile çevir diyeceğim. Rotate'ye bir tık. Nereye? Merkeze bir tık yapacağım. Şöyle mouse'uma bir yön vereceğim biraz. 120'de 240 yapar. Klavyeden 240 yazıp enter'a basacağım ve seçeceğim. Şimdi ben ekranda görmüş olduğunuz tekeri var olana biraz benzettim elimden geldiği kadarıyla. Ve ne yapmış oldum arkadaşım? Ne yapmış oldum ben arkadaşım? Ben janta 3 eşit şekilde olacak şekilde ayarladım. Ama işte burada bütün çizgilerin durması sakat. Niye? CNC makinesi kesim yaparken her yeri kesip götürür. Demek istediğimiz, boşaltmak istediğimiz yer bakın şu alan. Burası durmalı. Kesilmeli. Burası durmalı CNC'de. Diyorum ve buraları kesebilmek için klavyeden TR yazıp iki kere enter basıyorum. Ardından kesmek istiyor. Yani ardından CNC'nin kesmemesi gereken yerleri şöyle arkadaşım yarak ne yapıyorum? Bakın boşaltıyorum. Ne yapmasın? Buraları kesmesin arkadaşım. Böylece jant yerinde çıksın diyorum. Gözüme tuhaf gelen bir şey var. ESC basıp Ctrl Z ile her şeyi geliyor. Hocam gözüne tuhaf gelen şey nedir dersiniz?
biraz sanki dar oldu şurası. Yani şurası kopacak gibi duruyor. Acaba biraz daha mı buraya 30 derece değil de şunu 60 derece mi yapsaydım? Bir deneyeyim bakayım. Seç, sil yapayım şu çizgiyi. Şundan da üst üste. Copy diyelim. Nereden? Üzerindeki referans noktaya lan nereye? Üzerindeki referans noktaya bir tık. Şimdi şu parçayı biraz daha fazla açıyla uzaklaştırayım. Potatiye bir tık. Seçtikten sonra parçayı. Merkeze bir tık. Sen çevireyim şöyle bakayım. Peki 45 yapsam nasıl olur? Yeterli olur mu? Ya 60 mı yapmak lazım? 60 yazıp enter'a bassam. Çıkmadı acaba? Yok. Şimdi o zaman şunları o zaman silelim ve böyle deneyelim bakalım. Amacımız bu ahşap maket de olsa yere düştüğünde çocuk kırıldığında üzülmemesi için doğru bir tasarım yapmaya, yani ergonomik bir tasarım yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bunlardan tekrar az önce olduğu gibi seçeceğim. Toplam 3 tane tekerin etrafında can çeken turması adını seçtim. Kopyala dedim. Referans noktasını soruyor. Burası referans noktası. Nereye koyacaksın diye soruyor. Bunun tekrar üzerine 1 ve 2. Bir de kendisi vardı. 3. ESC'ye basıyorum. Üstteki çizgileri seçiyorum. Tekrar notada komutuna bir tabi. Tekrar merkeze geliyorum arkadaşım. Tutacı buradan geldi. Hocam bende tutaç merkez gelmiyor diyorsanız. Bakın ekranın sağ alt tarafında burada bizim Object, Snap, araç bloğumuzun ikonu var. Şuradaki seçenekle bir tık yaptığınızda buraya gelip buradan da Center'ı eğer seçerseniz bakın şuradaki tutaş tikleridir bunlar. Şuradaki ilgili tutaş tiklerini açar ve son olarak bizim için en çok lazım olan birisi paralellik dikilir. Bunu da açtıktan sonra ve şu ikonun üstüne çift tıkladıkla mavi rengi yandıktan sonra sizin de mutlaka tutaşlarınız, köşe tutaşları, merkez tutaşları açılacaktır. Tekrar seçiyorum çizgilerimi. Diyorum ki arkadaşım seni ben çevireceğim. Üç parça olacağı için merkez önce bir tık yapıyorum. Yön veriyorum klavyemle, mouse'umla. Klavyeden de 120 yazıp enter'ı basıyorum. Yine tekrar aynı dağından üzerine üst üste olduğu için tekrar seçip rotate'ye bir tık yapıyorum. Merkezi, çizginin merkezi olduğu için ana çizginin, ana çemberin merkezine bir tık yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. 120 zaten vermiştik. 120 daha koy. 240 yapar. 240 diyorum. Enter'a basıyorum. Bakın. Şimdi daha doğru bir şekilde 3 parçaya böldüm. Şimdi CNC makinesi kesim yaparken her yeri kesmemesi için klavyeden TR yazacağız. Shift Enter yapacağız. Ve durması gereken yere kalsın. Kesilmesi gereken yerler kesilsin düşüncesiyle. Mesela buranın durmasını istiyoruz. Şuranın durmasını istiyoruz. Şurası kesilsin. Buranın durmasını istiyorum. Buranın durmasını istiyorum. Kesilsin. Buranın durmasını istiyorum. Kesilmesi gerekiyor. Peki hocam. İyi de. Bakın CTRL-Z yapıyorum buraya. Şu haldeyken aklıma bir şey daha geldi. Şimdi hocam tekerleri hani burada birbirlerine bir kavele boşluğu olması gerekmiyor mu? Sorusunu geldi hemen aklıma. Onun için önce bana Properties araç bloğu lazım. O nerede ben onu bilmiyorum. Onun için klavyeden Proper diye yazdığımda Properties araç bloğunun komutu geldi. Enter'a basıyorum. İşte araç bloğu burada. Buradaki color kısmından bakın geleceğim. Renkler içerisinde kırmızı bir renk niye seçelim bu kez. Kırmızı seçelim bu kez. Ve ardından da Jüçle'ye bir tık yapacağım. Hocam kavilanın kalınlığı neyse biz buraya o kadar delmemiz lazım. Yani CNC'nin kesmesi lazım. Kavilamızın derin 8 mm. O zaman yarı kaçap nedir? 0.4'tür. Merkezi bir tık yapıyorum. Mouse'umu açıyorum. Ardından klavyeden 0.4 yazıp Enter'a basıyorum. Yani toplam 8 mm. Ne oldu? Bir kavile deliği açılmış oldu. Bu burada dursun. Örnek olarak bu burada kalsın kenarda. Aynısından seçeceğim. Copy diyeceğim. Çünkü bazı yerler az önce olduğu gibi ne yapmıştım ben? Kesip atmıştım. Bir tık yapıyorum. Şöyle F8 açık olsun. Aşağısını alıyorum hemen da. Ona doğru yaklaşalım. ESC basılı komuttan çıkalım. Şimdi kesip atmamız gereken yeri kesip atalım. TL, Shift Enter. Hocam nereyi istiyoruz? Burayı istiyoruz. Burası kalsın kalacaksa o zaman ne yapacağım burayı? Kesip atacağım. Burası kesip çizgileri durması lazım. Gerisini şu şekilde kesip atacağım. Bu şekilde burası durmalı. Burası ama pardon şurası kesilmeli. Burası durmalı. O zaman trimle
çizgileri birbirine birleştirmeye. Bunlar hep ayrı çizgiler. Hocam nasıl çizgileri birbirine birleştireceğiz derseniz eğer. Draw araç bulundu. Bundan da yok. Komutuna bir tık yapacağım. Ardından ekrandaki herhangi bir boşluğa bir tık bırakacağım. Tıklamama. Şöyle mouse'uma yön vereceğim. Tekerin bütün parçalarını seçtikten emin olduktan sonra tekrar sol tık ile bir tık daha yapacağım. Ve ardından Enter'a bastığımda bakın tekerin bütün parçaları bir bütün halinde olması lazım. Bakın bunu CNC kesmekte zorluk bir aşağı bas. Sıra geldi bunu yere koymaya ama şey geldi aklıma bunlar birbirine karışır mı? Karışmaz. Şuradaki eski halkaları seçiyorum, siliyorum. Eski halkayı seçiyorum, siliyorum. Çünkü bunların merkezi disk merkezi zaten. Ne yapacağım? Şu oldum. Doğru tasarım. Şuradan alacağım arkadaşı. Diyeceğim. Bir copy. Kopyala. Neresinden referans noktası neresi olsun kopyalamanın yeri. Referans noktası tam merkez olması lazım. Bir tık yapıyorum merkeze. Ardından geliyorum. Şuradaki jantın merkezine bir tık. Ardından şuradaki diskin merkezine bakın bir tık yapıyorum. ESC baktığımız zaman işte bizim mobiletimiz hemen hemen tamam oldu. Ya hocam tekerler ile dış gövdeler birbirine tamam kabul ediyoruz birleşir ama peki asıl soru şu gövde parçaları dış gövde ile iç gövde nasıl birbirine birleşir kavilaların yerlerini koymadık hocam unuttuk mu sanki demiyoruz kaldığımız yerden kavilaları şimdi devam ediyoruz bunu yapabilmek için yapmam gereken olay şu bir kerekenin geçtiği yerin ortasını bulmam lazım önce bana bir geçici line çizgisi lazım bir tık yapıyorum tıklayabileceğim bir merkez çizgisi şöyle. Şurası bir tık olsun. Evet. F8'i kapatmamız lazım. Yani orta modayı kapatıyoruz şuradan. İkondan şöyle. Evet. Şuraya doğru çizgiye bir tık yapıyorum. Bu çizginin tam ortası kavalyanın koyulması gereken olduğu yer diye düşünüyorum. Eğer çizgiye bir tık yaparsa bu koymuş olduğum referans çizgisinin ortasına bir tık yapıp şöyle mouse'umu açarsam klavyeden 0.4 enter dediğinde 8 mm çapında ben kavalyamı buraya yerleştirmiş olurum. Yine referans çizgisini seçiyorum, siliyorum. Peki hocam başka nerede var? Bakın şurada da bir çizgimiz var. O zaman geliyorum yine buraya. Line yancılım çizgisini bir tık yapalım. Bir tutaç arayacağım göz kararı. Bir tık yapalım. Peki nereye doğru gitsin bu çizgi? Şöyle şuraya doğru değil de santim verelim. Bir santim ileride olsun bu çizgi. Klavyeden bir yazacağım. Enter'a basacağım. Serbest açıyla şu açıyı bulacağım. Daha sonra Center dediğimi Cürç'te komutuna bir tık yapacağım. Merkez noktasına, referans noktasına bir tık şöyle açacağım ve klavyeden yazmam gereken 0.4 Enter. Çünkü toplam çap 8 mm. Şuradaki referans çizgisinde seçip silebilirim ve en olur olan kısım şurası. Buraya koyacağımız tabela tam ortada olması lazım. Çok dikkatli bir şekilde doğru bir çizgi atmamız lazım. Line çizgisine bir tık yapıyorum. Şöyle nereden bir çizgi buldum? Şuradan bir çizgi bulabildim. Şöyle şuna doğru gidebilirim. Mantıklı mı? Mantıklı. Şimdi bunun tam ortasına bir kavala koyabilirim. Cırçlığa bir tık. Çizginin tam orta noktası üçgen noktadır. Üçgen tutaçtır. Bir tık yapıyorum. Mouse'umu açıyorum. 0.4 Enter deyip yerine yerleştiriyorum. Referans çizgisini seç ve siliyorum. Böylece kavalaları ne yapmış oldum? Yerlerine koymuş oldum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam iyi de bu kavala delikleri burada değil aynı zamanda ana kalıpların üzerinde olması lazım. Niçin? CNC keserken bunu delmesi lazım canım hocam. Evet doğru. Ne yapacağız o zaman? Gayet kolay. Yapmamız gereken bütün, bakın şuradaki 3 tane, kaç tane kavalamız var? 1, 2, 3, 4 ve 5. kavalayı da aynı anda seçiyorum. Diyorum ki kopyala. Bir tık. Nereden? Şunun merkezinden. Bir tık. Ne tarafı? Tarafa doğru. Yalnız F8 açık olsun. Yani orta modu alt taraftan aktif edin. Bir tık. Ben biliyorum ki buraya yerleştirmiş olduğum bir önceki ders videosundan da çok hatırlıyorum ki buraya yerleştirmiş olduğum bu halkalar şu parça 25 santim uzaklıkta. Bu parça da 50 santim uzaklıkta oldu. Önce 25 enter. Sonra da yine 50 enter diyeceğim ve HSC. Bakın. Yerleştir. Yalnız şurada iç gövdenin uzantıları buradaki kavalara denk gelmediği için bunları seçiyorum, siliyorum. Şuna da gerek yok, şunu da seçip yapalım. Böylece ne yapmış oldum? Dış gövdenin ve iç gövdenin birbirlerine bağlanması için aynı eşdeğerde, simetrik, milimetrik olarak aynı yerde, vida delik yerlerini, pardon, kavala delik yerlerini hazırlamış oldum.
buldum. Peki hocam ne olacak? Böylece ne yapmış olacağız sizlerle beraber? Ne yapmış olduk sizlerle beraber? Kalıplarımızı hazırlamış olduk. Hadi bunu biraz daha profesyonelleştirelim. Şimdi benim bir A4 kağıdımın boyutu neyse bunları bir A4 kağıdının boyutuna yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Belki ölçüsü yeter diye düşünüyorum. A4 kağıdının ölçüsünü hatırlamıyorsak klavyeden Ctrl P yaparız. Burada bakın A4 kağıdının ölçüsünü bulmak için papel size dediği yani kağıtların ölçüsü bakın buradan neymiş? 210'a 297, yani 21 santime 29.7 santim. Cancel'lıyorum. Ve range'den G'ye bir tık. Ekrandaki herhangi bir boşluğa bir tık yapacağım. Mesela örneğin şu bir şey alayım. Referansla şöyle. 21 tab 29.7 enter diyorum. Yani benim bir A4 kağıdım içerisine bu tasarımları yerleşebileceğim düşüncesiyle hepsini şu çizgiyle seçip seçeceğim bu arada. Hepsini yerleştirmeye çalışacağım. Nasıl yani? Seçeceğim şöyle. Bana bu dış gövdeden kaç tane lazım? 2 adet lazım. Seçiyorum bu dış gövdeyi. Copy diyorum. Nereden? Alt merkez noktasına en uzak noktası şurası galiba. Bir tık. Nereye alacağım? Kağıdın tam ortasına yerleştireceğim. Şöyle bakalım. Bir tık yapıyorum. Yerleşti. ESC. Şöyle bir şey yapabilirim. Çok kağıda sıfıra sıfır olmasın diye seçerim tasarımımı. Tekrar mavi komutuna bir tık yaparım. Ekrandaki herhangi bir tutucuna bir tık. Yukarı doğru yön veririm. F8 tuşu mutlaka açık olsun. Sadece 5 mm. 0.5 kadar yukarı çıksa bizim için yeter. Bunun şimdi aynısından bir tane daha lazım. Niye? Dış gövde 2 tane olduğu için. Seçiyorum ben dış gövdeyi tekrar. Tekrar copy ediyorum. Nereden? Herhangi bir alt noktasına bir tık. Yukarı doğru mouse'umu kaldırıyorum. CNC makinesinde kesimde parçaların birbirini delmemesi için veya kesmemesi için 5 mm göz karı boşluk bırakıyorum. Bir tık yapıyorum. ESC. Veya ileri CNC makinesinde kesilecek diye bir şey yok. Belki bunu biz kıl testere makinesinde veya el kıl testeresinde kesebiliriz. Bu çıkartacağımız çıktığının A4 kağıdına baskısını basarız arkadaşım. Daha sonra baskıyı bastıktan sonra bu A4 kağıdının altına bir tane karbon kağıdı koyarız. Onun da altına bir 8 mm'lik bir MDF veya 10 mm'lik bir MDF koyar. Veya bulabilirsek bir tahta koyar. Parçaları yukarıdan aşağı bastırarak üzerinden çizgilerin üzerine gideriz. Tablo üzerinde, ahşap tablo üzerinde neyini çıkarız? Kalıbın aynısını aşağı çıkarız. Keseriz ve parçaları birbirine birleştirebiliriz. Bu da bir mantık. Ve gövdeden bir tane lazım. Gövdeyi seçiyorum. Copy ediyorum. Nereden kopyalayacağız onu derseniz. Yine alt noktasına gelin. Bir tık yapalım. Şöyle yukarı almak istiyorum ben bunu. Tabii izin vermiyor. Şuraya tıklasam peki nasıl bir şey olur? Şuraya bir tık yaptım. Ve amacım ne? Bu noktanın yukarısına taşımak. Veya keşke öyle değil de CTRL-Z yapalım. Aklıma bir fikir daha geldi. Hepsini seçelim. Az önceki mantıkla copy diyelim. Şurası ortası gibi bir tık yapıyorum. Bir kez de kağıdın şuradaki ortasına bir tık yapalım. ESC. Şimdi taşımaları engelleyebilmek için dün şu kalıbı seçiyorum. Bir. Mobi'ye bir tık yapıyorum. Önce aşağıya doğru gelsin diye bir tık aşağı doğru sadece bir enter diyorum ve sol tarafa gitmesi için şöyle tekrar bütün parçaları seçiyorum. Mobi komutuna bir tık. Bir tık yapıyorum şöyle. Göz kararı aynı hizaya koymaya çalışmak için şu noktaya bir tık değil de klavyeden bir enter mı desem acaba? 1.5. Mobi bakalım. Şöyle baktığımda 1.5 enter demeye karar verdim. 1.5 enter diyorum. Sıra geldi. Tekerleri yerleştirmeye. Bakalım tekerleri yerleştirebilecek miyiz? O da yerleşirse 10 numara olacak. Bir A4 kağıdında bütün parçalar hazır olmuş olacak. Ve şuradan tekerleri seçiyorum. Copy ediyorum. Nereden diye soruyor. Şu referans noktasına bir tık yapıyorum. Mouse'umla. Daha sonra yukarı istediğim herhangi bir kalıbı yerleştirebilmek için F8'i iptal ediyorum. Bir ve şöyle göz kararı. Mesela şuraya gelse birinci parça kesilir mi? Bence kesilebilir. Bir tık şuraya yapıyorum. İkinci parça şurada çıkmıyor. Şurada çıkar mı? Bakın burada da çıkmıyor. Kağıdımıza yetmiyor. Peki ne biliriz? Peki şuraya yerleştirme mantığıyla ESC'ye basacağım. Şurada bulunan kalıbımı yukarı çekeceğim biraz.
Amacım kağıdı en iyi şekilde, tahtayı en iyi şekilde kullanmak. Seçtim. Mavi'ye bir tık yapıyorum. F8'den aktif yapalım. Bir tık yapıyorum. Şöyle yukarı çıkarabildiğim kadar, şu kadar çıkabilir bence. Şuraya bir tık yapalım. Sıra geldi şuraya teker koymaya. Tekrardan teker seçelim. Kesilecek olan tabi seçmemiz lazım. Dikkat etmeliyiz. Geçiyorum. Copy diyorum. Hocam neresinden alacağız onu? Merkezinden tutacağız. Şöyle F8'i kapatalım. Şimdi serbest açıp değiştirmemiz lazım. Şu noktaya arkadaşım geleceğim. Bir tık yapacağım. Yerleştireceğim. İşte benim neyim hazır? İşte benim kalıbım hazır arkadaşım. Sıra geldi. Bu yapmış olduğumuz kalıbı, tasarımı Word'de nasıl bir sunum haline getiririz? Onu öğrenmeye geldi. Hadi o zaman bir tane hocamız Word dosyası açsın buraya. Ekranda boş bir sağ tıklıyorum. Yeni sekmesinin içerisinden seçeneklerden Word'e tıklayacağım. Buraya çıkan yerinde ahşap, motor, bisiklet, kalıbı, sunumu yazacağım. Tarih bugün günlerden 12.03.2021 diyorum ve çift enterle dosyanın içine giriyorum arkadaşlar. Şimdi önümüze bir A4 sayfası geldi ama bakın bu A4 sayfasının sol yani yukarıdan aşağıya kaçma payı var. Soldan sağa, sağdan sola kaçma payı var. Burada bulunan A4 kağıdın kaçma paylarını çıkarmak lazım olacak. Ama önce buraya bir başlık koyalım. Diyelim ki ahşap, motor, bisiklet, kalıbı, diye yazalım. Enter'a basalım. Yalnız şunu şöyle ortalasak başlık olarak daha güzel olur. Şimdi Enter'a basalım. Birinci yapmamız gereken buraya baş kısma şöyle gelip bir diyeceğiz. Bir başlığımızda referans resim olacak. Peki hocam referans resmimiz neydi bizim diye hatırlayamayabilirsiniz. Ben sizin hatırlayabilmeniz için hemen kitapçığımızı açalım bakalım. Paket modeli yapabiliriz kitapçığı. İşte referans resmimiz buydu. Seçiyorum referans resmimi. Sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Aynısını yeni Word dosyamdaki sunumuma yerleştirebilmek amacıyla Ctrl V yapıyorum. Referans resmim birisi buydu. İkincisi de yine burada bulunan Mobility'nin tam kendisiydi. Seçiyorum. Ctrl C diyorum. Ve tekrar dosyama geri gelip şuraya Ctrl V diyorum. Yukarıdaki ile aşağıdaki arasında biraz fark var. Farkları küçültmek için biraz şunu küçültelim bakalım. Biraz boşluk var. Boşluk duralım. Kırp ile. Kırpa bir tık yapalım. Şöyle. Öyle. Buradan biraz keselim. Şuradan biraz keselim. Daha iyi oldu. Boşluğa bir tık yapalım. Biraz daha küçültebiliriz. Bir de mobiletimizi çevirmemiz lazım. Sanki böyle aydınlamamız lazım. Var mı öyle bir imkan? Diyorum. Şimdi aynı görünüşte bulunmuş oluyor. İşte benim birinci referans resmim hazır. Başlık 2'ye gelince aşağı geliyoruz. Yeni sayfaya geliyorum. Yeni sayfada sayfa düzeni açmam lazım. Bu sayfa düzeni şunu demem lazım. Kenar boşluklarının minimize bile 1 santim olması bizim için yeterli. Bir tık yapıyorum. Buraya da 2 diyorum. İkinci yazacağım şey de şu olması lazım. Başlığımız ahşap, motor,
ne yapmalı? Bu arada buradaki bütün çizgilerimiz renkleri farklı oldu. Bütün gelin şöyle çizgileri seçelim. Ardından şuradan color kısmından arkadaşım Bilayer'ı seçelim. Bilayer. Boşluğa bir tıklayacağız. Bütün kalıbın rengini aynı renk yapalım. Ardından kalıbın resmini çıkartabilmek için klavyede Ctrl F yapacağım arkadaşım. Yani plot komutu gelecek. Buradan ben resim istediğim için Printer Plotter bölümünden ne yapacağım arkadaşım? JPG formatını seçeceğim. Bir tık yapıyorum. Önüme gelen uyarıya Sun Hayri istiyorum. Ve yine buradan bakın. Display'den Windows seçiyorum. Seçim bölgesinden. Nereye çıkartacaksın diye soruyor. Arkadaşım şu F3'ü kapatmam lazım. F3'ü kapatıyorum şöyle. Şuradan başlayayım. Bir tık çok uzak olmayacak, çok yakın olmayacak. Şuraya kadar kısmını çıkartmak istiyorum diye seçtim. Yapmam gereken ikincisi, centerplot.com'da tıklarsam bakın şu an sayfa içerisinde sol başa tıkışmış gibi duruyor benim çizimim. Ben istiyorum ki çizimim ne yapsın? Sayfanın tam ortasına gelsin. Centerplot'a tıklıyorum ve sayfanın tam ortasında. Ama şöyle bir imkan var. Tasarımı eğer çevirirsem sayfaya belki daha iyi sığdırırım. Burada portrait seçimine tıkladığım zaman tasarımı sayfa üzerine çevirdiğim zaman daha güzel yayılmış oldu. Preview'e bir tık yapıyorum. Önünüzde maile bakacağım her şey yolunda mı diye. Her şey yolunda görüyor. Sol üst taraftan geleceğim. Pilot komutuna bir tık yapacağım arkadaşım. Buradan desktop, buradan dersimizin ismini bulalım. Uzaktan eğitim. İkinci yarı yıl derslerimizden maket ve model dersini buraya tev diyorum. Kaydedeceğini düşünerek. Eğer resmimi doğru bir şekilde kaydettiyse iyiyiz demektir. Şanslıyız çünkü bilgisayar ekran kartı olmadığı için bazen resimleri istediğimiz gibi çıkartmıyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl olmuş. Evet, bu kez bizi üzmedi. Gayet güzel çıkarmış. Sadece resmimi çevirmemiz lazım. Çevirdik. Kapatıyorum. Ardından resmimi hazırlamış olduğum resmimi seçeceğim. Sağ tıklayacağım. Kopyala diyeceğim. Ardından da sunum dosyamı açıyorum. Word dosyamı. Yani yapmış olduğum tasarımı sunman lazım işte. Yoksa bir anlamı kalmıyor. Ekrana da Ctrl B diyorum ilgiliyle. İşte o buraya geldi arkadaşım. Tasarımım sayfanın tam ortasında olsun diye bir tık yapıyorum. Evet. Şunlar da tasarımlar da ortada olabilirdi. Şunlara da birer tık yapalım. Ortalansın diye. Daha güzel görünür. Ardından yine aşağı doğru iniyorum. Ctrl S diye yaptıklarımı gidiyorum. Kalıbımız burada. Peki hocam kesim kalıbı tamam da sanki bir şey unutuyoruz. O zaman yeni başlık diyeceğiz. Üç yapacağız yeni başlığımızı. Üç başlığımız aslında şu olacak. Hocam ne olacak? Ahşap, motor, bisiklet diyeceğim. Ve bu ahşap motor bisikletin arkadaşım. 3D modellemesi diyeceğim. 3D modelleme. 3D modelleme diyelim. Bir fazla koyduk galiba. Evet şimdi oldu. Hocam 3D modelleme diyorsunuz da biz hiçbir şey hazırlamadık. Hazırlarız. İşimiz de bizim diyorum ve hemen geliyorum. Tekrar modelin üzerine işte parçalar burada. Her ne kadar karışık kuruşuk gözükse de biz onu istediğimiz gibi çevireceğiz, çevireceğiz ve gerektiği gibi yapacağız arkadaşım. Peki hocam şimdi ne yapalım sorusuna cevap vermeden önce bir Ctrl+S yapalım. Sizler de unutmayın. Kayıtlarımız boşa gitsin. Sıra geldi katı modeli yapmaya. Biz şimdi daha önceden bunu ürettik zaten. Ürettiğimiz resimlerden buradan görüyorsunuz. Örneğin resim açalım. Biz bunu daha önceki yıllar ürettik. Ürettiğimiz resim burada. Bu da kullandığımız malzemeler, dıştaki kullandığımız malzemeler 10 mm'lik veya varsa 8 mm'lik MDF. İçte kullandığımız malzeme ise yani ana gövdeki masif malzeme ise 20 milimetre yani 2 santim kalınlığındaki bir masif malzemeydi. Bak içerideki masif malzeme dışta bulunan bu şu dış gövdeler ise
MDF dediğimiz kompozit malzeme oluyor arkadaşlar. Böyle malzemeleri de olmuş olun. Kenarda notunuzu alın. Bu mobility herkes üretecek. Yazıyorsunuz kenara 10 mm'lik veya 8 mm'lik ham MDF alacaksınız. Bir de 2 cm genişliğinde ne alacaksınız arkadaşım? 2 cm genişliğinde masif tahta alıyorsunuz. Muhtemelen buradaki sarı çaptır arkadaşlar. Kayın, gökler ne varsa hepsi olabilir. Ama kayın olmasından biraz daha uygun olan işte veya uyguna temin edebileceğiniz bir malzeme olsun. Kıl testereyle onları kesileceksiniz. Veya CNC makinesi varsa etrafında bir reklamcı. Reklamcılar da genelde CNC router oluyor. Onlarda da kestirebilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve sıra geldi. Bu işte mobiletin katı modeli yapmak için neyi bilecektik? Malzemelerin kalınlığını standartları bilmemiz lazım. Tekerlerde yine iç gövde hangi renkse tekerlerde o renk olması, o malzeme olması gerekiyor. Hadi gelin bunları beraber çıkartalım. Biz biliyoruz ki tel modellerinde tam görünüşten değil de aslında front görünüşten çizmemiz lazım. Niye? Çünkü biz katı modellemeye geçmek izometrikten yani perspektiften bakmamız lazım. Yani buradan bakıyoruz perspektiften ama buradan da katı model yapılabilir. Problem değil. Olması gereken ise aslında neydi? Ön görüşte olması lazım. Bunların ön görüşte niye çizemedik? Resmi kopyala yapıştır yaptığımız, internetten aldığımız bu resmi veya başka bir yerden bulduğumuz bu resmi ön görüşten, front görüşten kaydetmediği için biz bunu burada yapıştırdık. Normalde nerede olması lazım bunu diye sorarsanız. Normalde ön görüş olması lazım ama biz üstten kabul ettiği için AutoCAD programı tab görüşte bunu yapıştırdık. Bakın her şey acaba şöyle seçsek, CT ile X desek, yani kessek, ardından front'a bir tık yapsak ve ekrana CT ile V yapsak, ekrana herhangi boşluğa bir tık yapsak, böylece biz buraya ne yapmış olduk? Tasarımımızı koymuş olduk ama resim yine kendisi ne yaptı? Sen ne kadar ön görünüşten bak, front görünüşten yarıştırsan de, ben taba bakıyorum, resim yine ön görünüşte kaldı arkadaşım. O zaman yaptığımız her şeye geri git alalım. CTRLZ, CTRLZ yapılıp her şey top dediğimiz üst görüşte geri aldık. Peki biz de böyleyken yaparız. Problem değil. Böyleyken izometrikten bakıyoruz ve devam ederiz. Şimdi yapmam gereken iş şurada bulunan parçalarımı ne yapmak? Katı modellemek ve ilgili yerlerini delmek. Şurada zaten kalıbım var. Şu iki malzemeyi kullansam bana yeter diye düşünüyorum. Şimdi dış gövdemle başlayacağım. Yapmam gereken katı modelleyebilmek için extrude komutuna bir tık yapacağım ve modelin üzerine bir tık yapacağım arkadaşım. Enter. Aşağı doğru mouse'uma kalınlık verdikten sonra ben biliyorum ki bunun kalınlığı 1 santim veya 8 milimetre. Ben buraya 1 diyeceğim. Enter'a basacağım. 1 santim kalınlığında benim katı modelim oluştu şu anda. Ama bunların vida yerleri delinmiş değil. Vida yerlerini delmek için ne yapacaktık? Placeable, vida diyorum pardon. Kavile yerlerini delmek için ne yapacaktık? Placeable komutuna bir tık yapacağım. Ardından buradaki çemberime geleceğim. Bir tık yapacağım. Asımla aşağı doğru enter diyeceğim. Yani orayı deleceğim. Aynı şekilde ikinci yere bir tık enter. Aynı şekilde üçüncü yere bir tık enter. Aynı şekilde dördüncü yere bir tık enter. Aynı şekilde yine beşinci yere bir tık enter yapıyorum ve ESC'ye basıyorum. Benim eğer, bakın şuradaki Visual Stylus araç bulur seçeneklerin içerisinden konseptuala tıklarsanız eğer katı modelimizi yaptığımız doğru bir şekilde yapıldığını görürsünüz arkadaşlar. Hocam şuralar boşalmamış sanki gibi geliyor. Orada çemberlerin olmasına çemberi seçer, silersem oraların boşalmış olduğunu anlarsınız. Respil komutu ne yapıyordu? Şurada bir hata oldu galiba. CTRL-Z yapalım. Şuradaki boşluğu, çemberi alalım. Şuradaki çemberi alalım. Çember değil, gelme bile denemiş burayı galiba. Şuradaki çemberi alalım. Bu da olmadı galiba. Şu da olmadı galiba. Evet, şu ikisini tekrar yapacağız galiba. Biz de bir tane model alalım tekrardan. İki de yuvarlak yapalım. Tekrardan Prisma'da bir tık yapalım. Ve ardından delmek istediğim çembere bir tık aşağı doğru yön veriyorum. Bir enter diyorum.
Tekrar Enter'a basıyorum. Shift Enter'la seçiyorum. Kemeri aşağı doğru yön veriyorum. Tekrar Enter'a basıyorum. Hatta Shift Enter'a basıyorum. Ondan çıkıyorum. Acaba şimdi ne oldu mu? Beraber bakalım. Bildim. Konsept puanı birlik yapalım. Bilinmiş bilgili yerler. Bakıyorum. Bilinmemiş gibi duruyor ama. Şurayı seçelim. Sil diyelim. Yine olmadı. CTRL'e. O zaman şöyle yapacağız. Bizim subrek komutumuz vardı. Subrek'le bir tık yapacağız. Ana parça bir tık enter. Geleceğim. Fason parça bir tık enter diyeceğim. Bu şekilde yapacağım tekrar. Bu da delmek için kullandığımız ikinci bir yardımcı komut. Subrek komutu. Tekrar anlatıyorum. Subrek'le bir tık. Ana parçaya bir tık enter. Delmek istedim. Az önceki şu parçayı bir kez kullan. Delmek isterken sistem bize tam tersi vereceğini buraya katı model koymuş. Sağ olsun o da işimize yarıyor. Seçiyorsun. Katı model sayesinde burayı delebiliyorsun. Acaba doğru mu yaptık konusuna gelince. Klavyeden orbit yazarsak serbest açı komutu. Bir tık yapıyoruz. Enter yapıyoruz. Şöyle çevirdiğimde içleri boş mu arkadaşım buranın? İçleri boş. O zaman bu iş olur arkadaşım diyorum. Tekrar. Evet. ESC'ye basıyorum ve ardından sistemi tekrar kesin 110 metreye gireceğim. Şöyle ikinci kalıbıma yaklaştım. Sistemin konsepti olan gelir. Realistik alalım. İkili evraf yapacağız modeli alalım ki bu işi rahat yapalım. Şimdi tekrardan bana ne lazım? Extrude lazım. Biliyorum ki benim şu kalıbım ana kalıp bir tık yapacağım. Enter. Mouse'umu aşağı doğru yön vereceğim. Bunun 2 santim kalınlığı olması istiyorum. 2 yazıp Enter'e basacağım. Ardından ilgili yerleri delebilmek için Facebook komutuna bir tık yapacağım. Şöyle çembere sadece çembere bir tık aşağı doğru yön vereceğim ve klavyeden iki yazıp enter'a bastığımda onun bildiğini düşünerekten aynı yaptığım şeyleri ya da tekrar bir tık yön ver bir enter yöntemini yapmış olacağım. Acaba ESC'ye basacağım ve konseptualda baktığımda oralar delinmiş mi? Bakın bu kez oralar doğru bir şekilde delinmiş arkadaşım. Sıra geldi malzemeleri katı model birbirine yaklaştırmaya. Tekrarca soruyorum. Hocam bu malzeme bu dış gövde ile bu iç gövde ile dış gövde arasında mutlaka referans bir nokta var. Mesela bakın şuradaki çizgilerden alın. Şuradaki öndeki çizgi, şuradaki öndeki çizgi birbirinin aynı paralelinde olduğunu düşünüyorum. O zaman ben o mantıkla hareket ederekten iç gövdeyi seçiyorum. Hatta rengini değişseydik keşke daha iyi olurdu. Karışık olmazdı. Seçtikten sonra diyorum ki Move'ye bir tık neresinden taşıyacaksın diye soruyor bana. Şu noktadan taşıyacağım. Verecek mi acaba? Tutucu vermedi. Çünkü o snap açık değil. O snap'a iki kere tık diyorum. Şimdi açıldı. Gelecek tutaç geldi. Bir tık yapıyorum onu oradan alıyorum. Ve koymak istediğim nokta şurası arkadaşım. Gelirse çok iyi olacak. Geldi. Bir tık yapıyorum. Onun olması gereken yere koyuyorum. Hocam dediniz ki dış gövdeden iki adet var. İlk gövdeden bir adet var dediniz. O zaman ne yapmamız lazım diye sorarsanız bakın bugün seçeceğim. Aynısından kopyalayacağım. Neresinden? Alt noktasını işte orası burası. Bir tık yapacağım. Yukarı mouse'umu kaldırıyorum. Şuradaki onu yerleştirmem lazım. Doğru geldiyse eğer şu an yanlış gibi biraz daha yaklaşıyorum. Şu taşım istiyorum. Evet şu. Bir tık yapacağım. Bakın doğru gelecek. Doğru geldi. Yani sen klavyeden orbit yazıp enter'a basarsan şunu şöyle etrafına çevirirsen, döndürürsen görürsün her şeyin yolunda olup olmadığını anlayabilirsin arkadaşım. Peki hocam sıra nereye geldi sorusuna gelin cevap verelim sıra. Hikayelere geldi sanki. O zaman biz yine ESC'ye basalım. Serbest açıdan çıkıp da tam izometrik, tam perspektiften bakış yapalım. O zaman izometrik komutuna bir tık yapalım. Tekerimiz nerede? Yapacağımız teker işte burada. Birlikte olması gereken teker bu. Sistemi önce konseptualdan realistik alalım. Aslında bu tel model. Biz bunu ne yapacağız? Önce katılaştıracağız, sonra deneyeceğiz. İç gövdenin kalınlığı 2 cm. Bunun kalınlığı 2 cm olması lazım. O zaman yapmamız gereken extrude komutuna bir tık yapıyorum. Daha sonra tekerin dış kalıbına bir tık, enter, aşağı doğru mouse'umla şimdi yön veriyorum, klavyeden iki yazıp enter'a basıyorum.
noktaya gel, dedik yerlerine gelmiyor. Yapabilmek için biraz pul lazım bize dedik için. Biraz pul da bir tık yapıyorum. Şöyle, şu parçayı gelmem lazım. Parçanın tam ortasına geldiğini bir tık yapıyorum. Mouse'umla aşağı doğru yön verip iki yazı ben tıra basıyorum. Aynı mantıkla şuraya geliyorum. Tam ortasına bütün çizgileri yandıktan sonra buradaki dileceğim yere bir tık mouse'umla yön ver, enter'a bas. Tekrar aynı işlemi yapabilmek için. Şu anda üçüncü son yere geliyorum bakın. Ona da bir tık mouse'umla yön veriyorum. Enter'a basıyorum. Acaba oldu mu? Bilmiyorum bakalım. ESC'ye basıyorum. Buradan da Visual Stylus araç bulunan bölümden 2D Warframe'den konsepti olanı seçiyorum ve benim buraya ettiğini düşündüm ama delmek yerine iç içe katı model koymuş. Problem değil. Aa, bu arada şeyi unutmuşuz. Tekerin çemberini unutmuşuz. Onu da yapıyoruz, o problem değil. Biraz bunu bir tık yapalım. Tekerin çemberine geleceğim. Bir tık yapacağım. Aşağı doğru yön vereceğim. Klavye 2, enter. Sıra geldi. Biraz bu normalde bunlara gelmesi gerekirken gelmedi. Ne yaptı? Katı modelin içerisinde katı model yerleştirdim. Problem bizim için no problem. Ne yapabiliriz? Subrect diye bir komutumuz varmış. Bu da delme komutuymuş. Subrect ne isterdi? Subrect bana tıkla. Ana parçaya bir tık. Enter. Son parça dediğimiz deleceğimiz parçaya bir tık. Enter'a bas. O işi ben yaparım anlamındaydı. Tekrar enter'a basıyorum. Bakın olacak mı? Ana parça bir tık. Enter. Son parçaya bir tık. Enter yapıyorum. Hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor ama en son göreceğiz. Ana parça bir tık enter. Son parça bir tık enter. Yine enter'a basıyorum. Ana parçaya bir tık enter. Son parçası bir tık enter basıyorum. Gelmesi lazım normalde. Ama bizim için problem yapıyor. Seçiyorum. Delete'ye basıyorum. Bakayım şimdi ne olacak? Boşaldı mı? Evet. Seçiyorum. Delete'ye basıyorum. Boşalmış. Seçiyorum. Buradaki kalıplar herhalde kalıpları gördüğü için böyle yapıyor. Boşaltıyorum. Seçiyorum. Delete tuşuna basıyorum. Birbirini gördüğü için bu şekilde beni biraz yanıltır gibi oldu ama biz kendimize yaptığımız işi güvendiğimiz için kaldığımız yerden yorulmaya devam ediyoruz. Tekerin rengini değiştirmeyi düşünmekten seç tekerin rengini. Properties araçımda bakın şuraya geldim. Buradan da bir renk seçelim. Hangisi olsun? Yeşil olsun bu kez de. Evet seç. Sıra geldi tekeri yeni taşıyabilmeyen yani hocam nasıl taşıyacağız sorusuna yapacağımız iş şu. Buradaki kavele merkezi ile şurada bulunan teker yerin kavele merkezine tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapabilmek için tekeri seçeceğiz. Pardon, bunu yapabilmek için önce bence sistemi tel modeli almamız lazım. Bakın tel modeli sistemi aldım. Yalnız çok bir karışıklık var. Ama ekran kartı olmadığı için zorlanıyor bilgisayar ama ben bunu bir şekilde taşıyacağım. Bakın tekeri seçiyorum. Ardından copy diyorum. Neresine copy edeceksin hocam? Üst taraftaki merkezinden. Bakın tekeri verinin kavlenin girişi üst merkez burası. Bir tık yapıyorum. Ardından bu nereye gelmeye sorusuna cevap bulabilmek için bakın. Şuradaki kalıba yaklaşacağım. Kalıba yaklaşacağım. Bakın şurada burası alt gövde. Burası da yukarıdaki dış gövde. Şu gövdenin bakın şu çemberin merkezine koyman lazım. Bir tık yapacağım. Eğer olduysa bu işi doğru yapmışımdır. Yine aynı şekilde bakın. Şuradaki üst gövdenin merkezine şuradaki çember merkezine bulmam lazım. Bakalım bulabilecek miyiz çember merkezine? Bulduk mu? Şurası gibi vermedi. Sanki şurası gibi evet. Bir tık yapıyorum. SC. Acaba doğru oldu mu şimdi? Bakmak için yapmam gereken güzel status araç bulunan konsept olanı bir tık yapıyorum. Görüyorum ki tekerler yerinde. Değil mi arkadaşlar? İyi de hocam tamam mı? Bitti mi bu iş sorusuna cevap vermeye cevap vereceğim. Bitti mi sizce bu iş? Bitmeye niye? Tekerlerin birbirine bağlanmasını sağlayan neyimiz var? Kavelalarımız var. Peki hocam kavela nasıl yapacağız dersiniz? Bakın şurada birkaç tane kavele kalmış. Kavelenin uzunluğunu beraber tespit edelim sizinle. 2 santim neyi var? Tekerin boşluğu var. Doğru mu? Var. Şurası iç gövde. 1 santim dış gövde. 1 santim diğer taraftaki dış gövde. Toplam 2, 3, 4 santim oldu. 4 santimini şuradan 1 santim taşlar yukarı. 1 santimde aşağı taşar. Toplam 6 santim oldu. Lan ben şuradan öyle bir tane extrude yapacağım. Kavalenin üzerine bir tık yapacağım. Enter. Hocam ne kadar olacak bu? Bu 6 santim olacak. Klavyeden 6 yazı. Enter'a basacağım. Bunun rengini farklı bir renk yapalım. Ne yapalım derseniz eğer. Bunun rengi ne olsun? Bunun rengi siyah olsun. Evet siyahcım. Peki asıl soru şu hocam, bu yerine nasıl gelecek sorusuna
yerlerine nasıl koyacağız sorusuna cevap vermek istiyorum. Önce ben bunları yerlerine, yani çember merkezlerine kopyalayıp yapıştıracağım. Ardından da bunları birer santim yukarı kaldıracağım. Çünkü soldan sana bir santim taşkınlığı vardı. Seçtim ben kavilyamımı. Yapmam gereken copy komutuna bir tık yapmak. Ardından tasarımın çember noktasıdır. Şuraya bir tık yapacağım. Ardından bundan birçok tane kopyalamam lazım. Mesela nereye kopyalayacağız hocam sorusuna cevap veriyorum. Bir tanesi şuradaki merkez noktası olması lazım. Buldum galiba. Bir tık. Birincisi geldi. İkincisi şurada galiba. Merkez noktası gelmesi lazım işte. Şurası 2. Evet, devam ediyorum. 3 şurası olacak galiba. Şuranın merkez noktası lazım bana. Geldi mi? Evet, geldi. 3. nokta burası. Tekerin noktasına gelelim şimdi. Teker üzerinden bir, yani şuradaki noktanın çember merkez tutucu gelmesi lazım. Geldi. 4 ve 5. kavaleyi de şuraya yerleştireceğiz. Geldi çıktılar şurada. Bir tık oraya. ESC. Sıra geldi bunları ne yapmaya? 1 santim yukarıya taşımaya. Tek tek şöyle taşıyacağım ben bunları. Taşımak için tek tek önce ne yapacağım? Kavilyaları, diğer malzemelere dikkat ederekten önce seçeceğim. Çünkü hepsini aynı anda 1 santim yukarıya taşımam lazım. Hepsini seçtim. Ardından Move komutuna bir tık yapıyorum. Move sürücü. Nereden? Bunların merkezinden yukarı doğru bir tık yukarı doğru çekiyorum ama F8 ayın aktifi olması lazım. F8 neydi? Optimodoydu. Bir tık yapıyorum. Şimdi mouse'umu doğru şekilde yön veriyorum. Sadece 1 santim yukarıda olacak. Bir yazıp Enter'a basıyorum. Acaba bu iş konusuna cevap vereceğim şimdi sizlerle beraber. Şuradaki fazlalığı sileceğim arkadaşım. Şuradaki fazlalığı da silelim. Evet. Ve son olarak şöyle top bir bakalım tekrar top. Şuradaki malzemeyi alacağım tamamen hepsini. Evet. Buradan da Move komutuna bir tık yapacağım buradan arkadaşım. Alacağım. Yukarı doğru bir tık yukarı doğru kaldıracağım. Yukarıda bir yere böyle düzgün bir yere koyacağım ki diğer malzemeler uzak görüntüde problem olmasın diye. Mouse'umun yüzüyle ileri yaptım, yaklaştı. Ben şimdi bundan ne almam lazım? Fotoğraf almam lazım. Yalnız baktığımız zaman bu malzemenin durumu nasıl bir durumda diye sorduğumda bana şunu diyeceksiniz. Ya hocam bu böyle yani çocuk plastiği gibi duruyor, ahşap gibi durmuyor. Bunu ahşap gibi nasıl yaparız sorusu geldiğinizde. Eğer klavyeden mat yazıp Material Browser komutuna aktif edebilmiş için bir de Enter'a bastığınızda bize dokulandırma araç bloğu gelecektir. Bu dokulandırma araç bloğunun bakın şurada kütüphanesi var. Kütüphanesini açmak için Autodesk Library, oradan da aşağıya ineceğiz. Oradan da Wood'ları bulmam lazım. En altta Wood var. Wood'un içinden de Wood panel çıkacaktır. Muhtemelen çıktı bile. Buradan ne yapmamız lazım? Atama yapmamız lazım. Peki. Orası orada dursun. Bir de klavyeden buraya bir orbit yazacağım arkadaşım. Orbit enter. Amacım ne? Şöyle biraz çevirmek. Amacım şöyle biraz mobiletimi çevirmek ama istediğim gibi de çeviremedim. Acayip oldu. Niye çeviriyorsunuz hocam derseniz eğer bütün her yere göreyim ki ben ne yapayım atamayı rahatlıkla yapayım diye bunu yaptım. Arkadaşım ben biliyorum ki iç gövde ve tekerleri aynı anda hepsini seçeceğim bakın tıklayarak şu şekilde. Ardından Material Browser'daki şuradaki atamanın üzerine sağ tıklayacağım. Buradan da sağ tıklayacağım. Buradan da Asset to Selection diyeceğim. Bir tık yapacağım ve buradaki atamayı mobiletin üzerine yapmış olacağım. İyiydi hocam hiçbir şey değişmedi diye söyleyeceksiniz. Çünkü ne yapmadık? Güzel Stylus araç bloğundaki görünüşlerle, netel modelini, konseptlerle ne olması lazımdı? Realistik gerçekliğe tıklamamız lazımdı. Bakın şimdi gerçekliğe tıklıyorum.
atamaları görmüş olmamız lazım. Gelmedi, problem değil. Tekrar atama yapalım. Seçip sürükleyeyim bu kez madem öyle olmuyorsa eğer. Evet. Biz de diğer yönteminden seçeriz ve sürükleriz. Kendisi bilir. Daha sonra biraz koyu bir renk lazım anladığım kadarıyla. Şu koyu renk acaba nasıl gider dış gövdeye bakalım. Peki, güzel durumda. Başka bir koyu renk ne yapabiliriz? BDF gibi. Şunu bir deneyelim bakalım. Evet, bu da olabilir. Tamam. Tekrar aynısından diğer tarafa da atama yapalım. Evet. Ama aynısını tutturamadık galiba. Şu oyunu yüksek. Evet, şimdi oldu. Peki Kavala'ya ne yapacaksın hocam dersiniz? Kavala'ya da şu Napolyon kırmızıyı deneyelim. Nasıl duracak? Bakalım Napolyon kırmızı. Gayet de iyi oldu. Şuydu galiba. Evet. Onlara da şöyle şu şekilde ahşap dokulandırmayı yerleştiriyorum ve böylece mobilite dokulandırmasından bir tekerlere farklı bir renk mi koysak, tekerler biraz sırıttı, yukarıdakiler aşağıdakiler aynı renk gibi durdu. Peki şunu şöyle atasam nasıl olacak bir bakalım. Evet, tekerleri de şu renge atıp yolumuzdan birbirinden farklı olduğu belli etmeye çalışırım. Matel Bros'u burada kapatıyorum ve yapmam gereken benim bu mobilite üzerinden resimler çıkarmam lazım arkadaşım. Bunu yapabilmek için şuradaki seçimlerden izometrikten baksam nasıl görünür? İstediğim gibi değil. Peki diğer izometrikten baksam nasıl görünür? Hiçbir türlü istediğim gibi olmayacağını bu şekilde anlıyorum. Top komutuna tıklayacağım ve yapmam gereken olay şu aslında. Burada bulunan mobiletimi seçeceğim ve buradan alıp arkadaşım. Bir de CTRL S yapalım burada. Klik gitmesin. Ne olur ne olmaz. Mobiletimi seçiyorum. CTRL X yapıyorum. Ve de odaklanmanı biliyorum ki Chrome dediğim öngörüşe koymadım müddetçe istediğim gibi bir verim alabileceğim. Şurada yukarı bir noktaya CTRL V yapalım bakalım. Bir tek tutarsın o. Nereye gitti? Yukarıda. Tamam. Şimdi gerçekten izometrikten bakalım arkadaşlar izometriye. Front'a bir tık, izometriye bir tık, işte mobilitime yaklaştım. Yapmam gereken isim almak. Şimdi pilotla tek tek uğraşmayacağım. Bu kez biraz daha kolayına kaçacağım bu işin. Klavyeden print screen'e basıyorum. Word dosyama geleceğim. İşte burada Word dosyamın 3. bölümü olan katı modellemeyi buraya CTRL V yapıp yerleştireceğim. Çift tıklayıp kırp komutuna bir tık yapacağım. Altını üstüne altını şöyle kırparak şöyle şuraya yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle ekrana bir boşluğa yalan. Birinci resmimiz olsun. Hocam ikinci resmimiz ne olur? Olabilirdi. Belki şunu dış gövdeyi seçer. Delet ile silerdim. Az sonra geri almayı düşünürken CTRL ve CTRL Z'ye bıraktım. Bir de şu görünüşten bir print screen alalım. Yani parçaların birbirine kavalayla bağlandığının görülmesi için ikinci bir farklı resim düşünüyorum. Burada CTRL V diyorum. Sonra kırpalım bakalım hemen. Aşağı yukarı yukarı aşağıya misali. Boşluğa tıklayalım. İki farklı resim almış olduk. Burada CTRL-Z yapalım. Dış kalıbı gelsin. Başka ne yapabilirdi? Bir de arka perspektifine bakabilirim. Şu şekilde. Böyle.
desenler, farklı desenlerde farklı dokumlandırmalar da seçebilirsinler. Biz böyle seçtik gitti. Ekrandaki bir boşluğa tıklıyorum. Ekle kısmında, pardon, giriş kısmındayken operatifi seçiyorum. Ortala diyorum. Aynı şekilde yukarı resimler içinde ne seçiyorum resimde de onların ortala diyorum. Böylece katı model içinde hazırlık yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi de şunu bilemiyoruz bu tasarımda. Bunu üretecek olan vatandaş soracağı şu olmalıydı arkadaşlar. Şimdi sen bunu yaptın da bu işin ölçüsü nedir sorusunu cevap vermemiz lazım. Şuradaki üçüncü başlıktan sonra artık dördüncü başlığa geçmemizle bir şey hazırlamamız lazım buraya. Bir sayfa açacağım buradan da. Buraya da dört diyorum. Ahşap. Otur. Bisiklet. Ve modelleme. Modelleme diye yazıyorum buraya. Enter'a basıyorum. Yine hocam. Asen diye bir soru soracaksındır muhtemelen. Tekrar normal izlemek bakışa geliyorum ve şu aşağıda bir katı modelim var. Onu oradan bir silmem lazım. Yoksa problem yaşayacağız. Çünkü flat shoot kullanacağız sizlerle beraber. Hemen modelimin üzerine geliyorum arkadaşım. Ben bundan ön, yan, üst perspektif çıkarmam lazım. Hazır buradayken perspektifini ben bunu alıvereyim. Klavyeden eğer flat yazdığımda flat shoot bilir. Enter'a bastığımda tam tercihleri sadece show detayı kapatmanız lazım. Bakın show detayı kapatıyorum ve create dediğimde bana bunu perspektif duruşunu verecektir. Ekrandaki şöyle bir boşluğa herhangi bir yere bir tık yapıyorum. Ardı ardına enter'a basıyorum. Yalnız arkadaşım bu perspektif görüşte bu şekilde durur. Sen bunu perspektiften değil de buradan bunu alacağız böyle bu şekilde. Ctrl X diyeceğiz. Şöyle yapalım. Seçelim. Ctrl X diyelim. Ön görüşte bakalım şimdi. Ön görüş front oluyor. Mobiletimin yanına yaklaşıyorum şu. Böyle CTRL V diyeceğim. Ve tam mobiletin kenarına bir tık yapacağım ama bakalım nereye koyacak. Şimdi şuraya koymuş. Yanlış şunları istemiyoruz biz. Ama onlara da eşantiyondan vermiş seçim. Ne yapmamız lazım? Birbirine ayırmak için atlamamız lazım. Biz de onun modifiyedeki Explode tuyla yapıyor idik. Explode kontrolü nerede şimdi? Göremedim. Seçtikten sonra Explode diye yazsam çıkacak mı? Çıktı. Enter'a basıyorum. Şimdi bunlar birbirinden ayrılmış oldu arkadaşım. Şuradaki fazlalığı seçeceğim ve sileceğim arkadaşım. Ve daha yanlış yeri silik ya. CTRL-Z çok farklı arkadaşlar. Yanlış yeri silik galiba. Evet, o kuletin resmi bu idi. Nerede? Uğraşacağız biraz anlaşılan. Neyse şunu seçelim. Seçiyorum. Klavyeden Move and yapıyorum. Nereden? Şu köşesinden nereye? Aşağıya geçeceğim şöyle. Nerede benim modelim? Of. Çok kısıldığı için zorlanıyor biraz arkadaşlar. DSC'ye basın. Galiba şu aşağıda da seçeceğiz gibi görünüyor. Neyse seçeceğiz. Explode ile bakacağız. Modeli yazıyorum. Şu an buradaki seçiyorum. Şu kısmını seçeceğim ve Delete'ye basacağım. Şimdi bir de yaşını alalım arkadaşım. Bir flat yapalım. Hemen yaklaşıyorum şöyle. Katı modelinden klavyeden flat yazdığımda şu tuz zaten geliyor. Enter'a basıyorum. Ben pencereden show kapalı olacak. Show detayı create diyorum. Ne de yaptı? Şuraya bir yere bir tık yapıyorum. Bakalım nereye koyacağım. Basıyorum. Enter. Tekrar enter diyorum. Acaba nereye koydu?
seçeceğim kıyaslı. Şuradaki fazlalıkları seçeceğim arkadaşım. Seç. Sil. Şöyle bir şey alacağım. Seçiyorum. Oraya bir tık yapacağım. Dersi çok uzattım farkındayım ama. Kaptırdım kendimi. Gidiyorum bakalım ne olacak. Bir işle. Şöyle şuraya koyalım. Yani baktığımızda ön burada, perspektif burada. Üst yok, bir de yan yok. Üstten bakalım şöyle topa bir tık yapalım. Görünüşlerden topa bir tık yapalım. İşte burada. Şurayı geçelim. Evet. Mobile'i bir taşıyalım. Mobile'i bir taşıyalım. Hiç taşımasam da olur. Kullanmak taşımalıyız. Atlıyorum arkadaşım. Enter'a basıyorum. Read diyorum buradan. Şöyle bir tık enter 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 yapıyorum. Bana şu üst görünüş lazım. Şurası gerisi lazım diye seçiyorum her şeyi. Hepsi birden çıktığı için explode'ye yazıyorum. Enter'a bastım. Birbirinden patlıyorlar. Ve alacağım. Sileceğim arkadaşım. Şimdi üst görünüş. Şurayı da alıyorum. Edge. Sil yapıyorum. Üst görünüş ne yapacağım? Buradan üst görünüş alacağım arkadaşım. Seçeceğim. CTRL-X. Ön görünüşe geleceğim buradan. From görünüşe. Ardından şurada bulunan ön yan üstü. Ha, yanlışlıkla fazla yerde silmişim ben galiba. Neyse ön görünüşte bir tane daha lazım. Diyelim. Şöyle ekranda bir yere bir tık. Enter, enter, enter. Üç kere enter yaptık. Şimdi bulabilecek miyiz? Evet, burada. Geçiyorum. Explode yazıp enter'a basıyorum. Bakalım şu parçaları. Şunları seçeceğim, sileceğim fazla bunlar. Yalnız şunu aşağıya almam lazım. Seçiyorum. Hepsini bir aşağı doğru indirelim şöyle çizgimizi. Bir kısıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Şuraya bir tık yapalım. Şimdi benim önüm yanım lazım. Şu yan oluyor. Şu üst oluyor. Ön yok. Ön nasıl yapacağız hocam? Tersler. Left'e tıklayacağız tabii ki. Left alalım. Yani. Şurada bir plus tutamam lazım yani. Start. Evet. Create diyorum. Ekrandaki şöyle sağ tarafına bir boşluğa. Şöyle. Bir tık. Enter enter. Üç kere. Sonra bunun hepsi listeyim. Aşağıdaki tarafına şöyle. Geçiyorum. Explode komutu yazıyorum. Enter'a basıyorum. Aşağısı patladı. Burasını seç. Sil. Yukarıyı seç. CTRL-X'de. Şimdi front dediğiniz ön görünüşe gel bakalım. Şöyle yaklaşıyorum. Şuraya CTRL-V diyeceğim. Bakalım nereye gelecek. Şunun kenara gelse keşke. Nereye acaba T yukarı gitmiş. Problem değil. Seçeriz. Move'yi yırtık. Taşıyacağız arkadaşım. Alıyorum şöyle. Yaklaştırıyorum. Alıp da şimdi bir T dizisini birleştirmek. Aynı dizay alanından Move ve Enter yazıyorum. Önüm bu olsun bu kez. Geçici bir line çizgisi alalım. Kırmızı renk alırım zaten. Line'e bir tık yapıyorum. O planın, yani var olan tıklamanın kenarı tıklamadan mouse'u açıyorum sağlıkla doğru. 2 enter diyelim. Şöyle doğru. Kararı şuraya bir tık yapalım. Yorum en aşağı noktası burası kaç geliyor? 12.94, 13. 2 daha koy, 15 yapar. 15 şuraya enter yapıyorum. Sol tarafa gidiyorum.
Mesela kaç geldi? 23. 2 daha koy. 25 diyorum. Enter'a basıyorum. Evet. SC. Buraya geldi. Bunu simirdiğinde şu kompleti yerleştirmeye. Nasıl yaparım hocam? Dersiniz eğer. Ben yardımcı çizgisiyle bakın. Merkezden. Aşağı doğru gittik. Uzakta kaç santimmiş bakalım. 5.55. 2 dakika. 2 santim daha koy. 7.55 yapar. Enter yapıyorum. Ben yardım çizgisinin sayesinde şurada bulunan bu modelimi alacağım. Klavyeden M'ye yazıp Enter bastığımda oraya kompakt olacak. Bakın şu klavyelerin tam ortada. Az önceki referans çizgimin tam neyine denk gelecek arkadaşım? Üzerine denk gelecek. İşte tam burası. Şimdi ne yapalım dersiniz eğer. Şu referans çizgisini seçiyorum. Seçiyorum. Line komutuna birlikte Enter. Aşağı doğru seçiyorum. Uzun bırak. Tekrar Enter. Tekrar Enter. İşte şu orta. Ben şöyle oradan saat teyit ismini, evet, çift enter yapıyorum. Ondan çıkıyorum arkadaşım. Sıra geldi. Şu perspektif görünüşü yerleştirmeye. Bunu yerleştirmek için seçiyorum. Klavyeden M enter yapıyorum. Biliyorum şu motorun en uç noktası. Şuraya buradan da 2 santim aşağıya gelecektir. Nasıl yapayım? Seçerim şöyle motorun tüm parçalarını. Klavyeden M enter yaparım. Üzerine bir tık aşağı doğru çektiğimde 2 enter dediğimde 2 santim aşağısına gelir. Sıra geldi. Gideceğim şimdi şöyle. Her şeyi seçeceğim. Klavye yine M'ye enter yapacağım. Üzerine bir tık. Sol tarafa doğru yaklaştıracağım. Göz kararı yaklaşık 2 santim olduğunu gördüğüm zaman bir tık yapacağım. Şurada bırakacağım. Yani line çizgisi biraz daha aşağı gidilmiş. Line çizgisi seçip uç noktasına bir tık yaparsanız, şöyle biraz daha aşağı doğru çekerseniz bir tık yapıp uzatabilirsiniz. Sıra neye geldi hocam derseniz, sıra son olan şu üçüncüye geldi. Bunu da yapabilmek için bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Klavyeden L enter yapıp şöyle yapacağım. Dediğim gibi şu disk noktasından Kavella'nın orta noktasına bir tık. Şuraya kadar geleceğim. Bakın kaç santimmiş buraya kadar burası. 5.5 şuradan. 5.5. 2 santim daha var 5.5'a. Ne yapar? 7.5 santim gelir. Yani referans noktası. Doğru yere yerleştirmek. Seçeceğim mobiletimi. Evet. Klavye M enter yani move. Diyeceğim ki arkadaşım senin şu orta noktanın gel bakalım. Diyeceğim ve şuradaki orta noktaya referans noktasını seç. Sil. Böyle ne yapmış oldum? Böylece ben bütün malzemelerimi bir araya birleştirmiş oldum. Şurası biraz fazla uzun oldu. Seçerim bunu. Uç noktasını bir tık yaparım. Geri çekelim şöyle göz kararı. Şuraya getiririm. Atlama yapmıştan şuraya kadar gelsin. Şimdi der. Evet, seçeceğim. Her şeyin siyah renkli olması için her şeyi şöyle seçerim. Properties araç bloğundan color kısmından highlight seçerim. ESC'ye basarım. Tekrar şimdi ölçülendirmeye geçeceğim. Ölçülendirmeye geçmeden önce buradaki ölçülendirmeyi tekrar ne yapacağım? Highlight yapacağım. Ölçülerine geçmek için bir ayar yapmak lazım. Yani klavyeden küçük harflerle dim yazıp bir de S koyarsan sonuna dim style olur. Ama küçük harflerle ben büyük yazdım. Tekrar düzeltelim. Dim S. Yani dim style. Amacımız ne? Ölçülendirmenin ayarlarını yapmak. Modifiye'ye geliyorum. Şuradaki text 1 diyor. Kalsın. Prime unis noktadan sonra bir tane sıfır olsa yeter. Ölçüden sonra yanına CM yazsa bizim için yeter. Okey diyorum. Close ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani ölçüsünü bilmemiz lazım bu modeli. Bunun için uğraşıyoruz saatlerdir. Peki çizimin ölçüsünü almak için ne yapacağız? Dim yazıp Enter'a basarsanız dimensiyon aktif olur. En dış noktası tekerin şurası bir tık. En dış noktası yine tekerin şurası bir tık. Yukarı doğru mouse'u kaldırıyorum ve şöyle göz kararı bir tık. Yapıyorum, bırakıyorum. Yalnız şu çizgiler sanki tasarımın çizgisi gibi duruyor. Bunların da uç noktasına tutup orta noktasına doğru şöyle biraz kaldırırsam eğer ne yapmış olurum? Tasarımla ölçülendirmeyi birbirinden ayırt edecek şekilde ölçülendirmiş olurum. Aynısını bir de şuradan yapalım. Yükseklik verelim isterseniz. Yine klavyeden dim yazıp Enter'a basarsanız bakın. Geniş noktanın birisi hatta şurası olsun birisi burası. Birisi de şurası. Sol tarafa sağ tarafa doğru mouse'umu yön veriyorum. Şurada dursun bir tık. Yapmam gereken
ESC'ye basmak ve ölçülenler çubuğunun fazla olan uzantısının uç noktasını tutacağım, bir tık yapacağım. Orta merkez noktasına getirip ben, yani tasarımdan ölçülenler çubuğunu ayırmam gerekiyordu. Yani ölçüye baktığımız zaman 21 santim uzunluğunda çubuk şeyin farkında. Bir de şuranın genişliğini verebiliriz. Yine klavyeden dilim yazıp enter'a basarsanız, bakın şuradan şuraya bir genişlik verebiliriz. Birincisi şöyle olsun. İkinci olarak da yine tekrar enter'a basıyorum. Komut geri geliyor. Şuradan da şuraya bir ölçü yapıp yukarı doğru kaldıralım mouse'umuzu. Toplam 6 santim oldu. Belli olsun. ESC'ye basıyorum. Tasarım ile çizgiler birbiriyle bitişik olmasın ki ölçülendirmenin farklı bir şey olduğunu ve burada bulunan tasarımın farklı olduğunu anlayabilsinler. ESC'ye bir de şunu yapalım. Ne yaptım? Uç noktalarından orta noktalarına doğru taşımış oldum arkadaşlar. ESC'ye baktığımız zaman evet, bizim mobil ettiğimizin ölçüsü daha da bu. Hemen şöyle bir teknik şartname yazmak gerekecek. Eğer siz klavyeden multi diye yazdığınız zaman multiline text gelir. Enter'a bastığınızda size şunu söyleyecektir. Arkadaşım diyecektir. Ben bir yere bizi tıkla da hadi oraya yazalım der. Şuraya bir tık yapacağım. Şöyle bir pencere açacağım. Ardından buraya teknik şartname yazmam lazım hatırladığınız kadarıyla. Büyük harflerle teknik şartname edeceğim. Enter'a basıyorum ve bir diyeceğim. Modelin dış gövdeleri 1 santim uzunluğunda tam MDF malzemeden üretilecektir diye ekliyorum. Noktayı koyduktan sonra 2 yapalım. Modelin iç gövdesi ve tekerleri 1 santim kalınlığında masif tahta malzemeden, masif ahşap değil, masif tahta olmaz, masif ahşap malzemeden diyeceğiz. Masif ahşap malzemeden üretilecektir. Enter'a basıyorum. 3 diyorum. Sistem kendini zorluyor. Üçüncüyü diyeceğim şu. Modelin bağlantısı 6 santim uzunluğunda ve 8 milimetre çapında ahşap tavela malzemeden olacaktır diye buraya alacaktır. Baktır diye buraya ekliyorum arkadaşım. Ve bütün her şeyi şöyle seçeceğim. Hepsinin, bakın yazı yüksekliği, bakın şurada bir yapacağım. Çünkü ölçülendirme de değil. Bir de bir yapıp enter'a basacağım. İkinci olarak da ben teknik şartnameyi ortalayabilmek için şuradaki center komutuna bir tık yapacağım. Son olarak da ekrandaki herhangi bir boşluğa tıklayarak komuttan çıkacağım arkadaşım. Tam istediğim adı galiba. Bir daha bakalım şuraya. Çift tıklayalım üzerine. Çift tıkladıktan sonra sadece şurayı seçip, hatta şöyle şurayı seçip her iki tarafa yasla komutuna tıklayalım. Justify'di galiba. Şimdi oldu. Teknik şartname. Boşluğa bir tık yapıyorum. Teknik şartname tamam. Bana gerekli olan materyalin rengi. Şöyle göz kararı, renk tankı gide tutuyorum.
çerçeve hazırlıyorum arkadaşım. İşte çerçevemiz de orada arkadaşım. Şunu biraz daha yukarı bir seviyeye koyabiliriz aslında. Deneyelim mi? Silerim olur. Artistlik yapmasın. Dem yazarım tekrar da enter'a basarım. Dış noktaya bir tık. Dış noktaya bir tık. Yukarı doğru mouse'umu kaldırıyorum ve sağ taraftaki ölçülendirme çubuğunun noktasını tıklayarak referans alıyorum. ESC. Sıra geldi. Ölçü çubuğunu biraz yukarı kaldırmak şöyle. Orta nokta 1. Hatta bir daha kaldıracağım. Orta nokta 2 yapacağım. Aynısını şurada yapalım. Orta nokta 1. Yani uç noktadan tutacağım. Orta noktaya bir kaldıracağım. Tekrar bu uç oldu burası. Tekrar bir orta noktadan kaldırarak biraz daha şöyle ölçülendirme yazıp uzaklaştırmış oldum arkadaşlar. Son olarak şuraya ne lazımdı? Şuraya antet lazımdı. Antet yapabilmek için ne yapmak lazım? Bize bir antet lazım. Onu var olan daha önceki tasarımlardan çekebilir miyim? Bir daha uğraşmayayım düşüncesiyle diyeceğim ama vazgeçtim. Antetini siz yaparsınız artık arkadaşlar. Beni antetle uğraştırmayın. Buradan bir resim almamız lazım. Yapmamız gereken şu. İsterseniz print screen yapıp da tırpmalı yapabiliriz. Print screen yapalım daha hızlı olmak için amacıyla. Ekrana gelelim. Dosyamızın buraya çekilip yapalım da. Üzerine çift tıklayalım. Kırp diyelim. Yukarıya aşağıya, aşağıya yukarıya kırparak bu işi yapabiliriz. Yukarıya aşağıya, aşağıya yukarıya bu şekilde yapabiliriz. Evet, ekrandaki bir boşluğa tıklıyorum. Biraz şöyle uzatalım. Böylece ne yapmış olduk? Hocam ekran dondu ama. Hazırlamış olduk. Tamam, düzeltiyorum hemen. Tekrar hemen ekran paylaşalım arkadaşlar. Ekranımızı paylaştık. Hocam son olarak ne yaptık? Son olarak AutoCAD'den şu ekrandan bir print screen alıp resim alıp Word dosyamıza sunumumuza yerleştik. Toplam 4 sayfa bir sunumumuz var. Sunumumuzun en altında 2D modellememiz, bir üstünde 3D modellememiz, bir üstünde kesim kalıbımız, bir üstünde neyimiz var arkadaşım, modelimizin referans resmi var. Herkesten bunu yapmasını istiyorum. Herkesin çizmesini istiyorum. Herkes kendi kalıbı çiziyor. Bu haftanın o zaman ödevi ne olsun o zaman? O zaman bu haftanın ödevi herkes internetten bir tane motor bisiklet, bir mobilet bulsun herkes. Yazın kenara, herkes internetten bir motosiklet, bir mobilet bulsun ve bu mobileti aynı buradaki ödevde olduğu gibi referans resmini koysun. Daha sonra kılıbını çıkarsın, kılıp tasarımını koysun. Daha sonra katı modellemesi ve katı modeli üzerinden tel modellemesini alaraktan bir Word dosyasını, herkes ödevini hazırlasın. Ödevler size yolsu elektrik, yani puan olarak geri dönecek arkadaşlar diyorum ve bugünlük dersimi burada bitiriyorum. Haftaya herkes bu ödevi yapmış gelmiş olsun. Bu ders videosunu tekrar izleyerekten faydalanabilirsiniz, yapabilirsiniz diyorum. Bir sorusu olan varsa sorsun.